Başakşehir Avrupa'nın şu an en az gol yiyen 3. takımı liglerde, profesyonel liglerde. Çok fazla bunun yanında çok fazla savunma oynadığınız yönde de eleştiriler geliyor. Siz bu iki durumu nasıl değerlendireceksiniz? Bunu yapan, eleştiri yapanlar bu işin detaylarını bilmiyorlar zaten. Bilmedikleri için yapıyorlar. Onun için ben bunun çok olumlu veya olumsuz örneklerini yaşadım. İnsanlar konuşuyor, konuşsunlar zaten, hiç önemli değil. Bugün dünya futbolunun gerçeklerini oynatmaya çalışıyoruz. Çok mu iyi oynuyoruz? Hayır. Ama bugün bir takımın savunma yapmak kadar önemli bir şey olamaz. Sadece savunma yapmıyoruz. Biz rakip ceza sahasına da 5-4 oyuncuyla girip her maç 4-5 pozisyona da net bir şekilde giriyoruz. Bugün dünyada da böyle, burada da böyle. Onun için insanların algısını başka şeye çevirmeye gerek yok. Bundan aslında övünmesi gereken, Avrupa'da 3 tane takımdan bir tanesiyiz şu anda az gol yiyen. Övünmesi gereken yerde eleştiri almamamız gerekiyor. Fatih Terim'le ilgili bir açıklamanız oldu. Bu çok konuşuldu. Ben olsam net önünde kalırdım sözüyle. Onu hedef aldığınız iddia edildi. Sizin o açıklamanız tam olarak ne ifade ediyordu? Konuşmaların içinden, bugün şu anda konuştuklarımız içinden de bir şey çıkartıp manşet yapabilirsin. Eğer insanların üzerinde böyle algı yapacaklarsa medya, biraz evvel dediğim gibi medya da bunun bir parçasıdır. Türk futbolun kalkınmasına önemli etkenler olması. Medya onun o gün reyting yapmak için onu almış çıkmıştır. Bu orada bir espri vardır. Benim konuşmamın içeriğinde Türk futbolu sorumlunun amil takım teknik direktörü olmadığını ifade etmişimdir. Bu reyting yapmaz. Ama benim bir espri yaptığım bir şey reyting yapar. Bu da bir gerçektir zaten. Yani bunun çok saklamanın bir anlamı yok. Fatih Hoca ile beni karşı karşıya getirmenin bir anlamı da yok. Galatasaray'da beraber çalıştım, milli takımda beraber çalıştım. Şimdi neyin şeyini yapacağız ki? Bununla konuşmanın bence hiçbir anlamı yok. Sadece o reyting amaçlı yapılan bir ufacık bir başlığı alıp tweet atmak ve bunlar da insana başka algı oluşturmak. Bunlar doğru şeyler değil. Daha önce verdiğiniz bir röportajda bugün milli takımı tekrar göreve gelsem sağ için değil sağ dışında değiştiririm ağırlıklı olarak demiştiniz. Bu sağ dış derken neleri kastettiniz? Milli takım hocalığı veya büyük takım hocalığı şöyle bir şeydir. Sadece sahanın içinde kalmıyor, dışarıda yönetmen gerekiyor. En azından bilgilendirmen gerekiyor, yönlendirmen gerekiyor. O benim belki bir tecrübesizliğimdi ama sonuçta sonuç almak son derece önemli. Özel yarışmacı takımlarda. Bu çok net, bunun açılımı zaten herkes biliyor, açılımın ne olduğunu. 5 artı 3 kuralını doğru buluyor musunuz? Ben milli takımlarda çalıştığım süreçte de bununla ilgili çok konuştum. Türk futbolunun diyelim gelişimi matematik değil ki ya. Yani 5 artı 3 mü olsun, 6 artı 3 mü olsun, 2 mi olsun, serbest mi olsun, o mu olsun? Yani sen Türk insanına yatırım yapmadığın sürece, yerli yabancı rekabetini sağlamadığın sürece istersen aç, istersen kapa. Ne fark edecek ki? Yani sen yerli oyuncunun sayısını çoğaltıp yerli yabancı rekabetini sağlaman lazım. 5 artı 3 mü, 6 artı 2 mi? Yani sistem konuşmuyoruz. Ben yerli oyuncuya yapılacak eğitim amaçlı standarttan bahsediyorum. Onun için bunların konuşulmasına gülüyorum aslında. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında size göre öne çıkan takım hangisi? Öne çıkan takım diye bir şey yok. 5 tane takım bu yarışın içinde olacak. 5 şampiyon olan takım bundan evvelki tarihinde bu için yarışın içinde olacaklar. Onlara başarılar diliyoruz. Biz de oralara sıkıştırmaya çalışacağız inşallah. Süper Lig'de sizce en değerli oyuncu kim? Çok beğendiğim oyuncular da var. Böyle arada olan oyuncular da var. Yani mesela yerli oyuncu olarak ben Mehmet Topal'ı son derece beğenen, milli takımda da kullandığım bir oyuncu. Avrupa standartlarında bir oyuncudur. Bir takım ve sistem oyuncusudur. Kendi takımımdan söylemek istemiyorum. Yanlış algı olabilir. Mesela Konyaspor'da yabancı olarak da Halep diye bir oyuncu var. O da çok beğendiğim, yani oyunu, düşünce hızı çok fazla, oyun zekası, bilgisi çok fazla bir oyuncu. Mehmet Ekici zaten milli takımdan benim oyuncumdur. Orada da Özer, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan, çok yetenekli oyuncular var baktığında. Ama Mehmet Topal bu anlamda sistemin içinde baktığında çok farklı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Dembaba, Emenike ve Cardozo şu an öne çıkan isimler. Burak Yılmaz da var. Size göre bu isimlerden daha bu sezonu iyi geçiren daha ve sezonu iyi bitirecek hangisi? Hepsi gol atıyor şu an itibariyle baktığında. Sayısı olarak hepsinin golleri var. Burak senelerdir tartışılmasına rağmen gol atmaya devam ediyor. Dembaba bizim ligimize gelmiş. Santrfor profili açısından en doğru oyuncu olduğunu düşünüyorum baktığında. Birçok özellikleri var. Kişilik olarak da çok doğru duruyor sanki sahada. İnsanların sevgisini de kazandı. Hepsi değerli oyuncular. Yani onun için Dembaba sanki biraz daha ön plana çıkacakmış gibi gözüküyor.